Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Ripple tarafında davanın kazanılacağı, aynı zamanda XRP coin'in hemen beraberinde 10 dolar fiyatlara çıkacağı iddiası hakkında konuşacağız burada. Ve dediğim gibi genel olarak da bu iddiaları değerlendireceğiz. Biliyorsunuz bundan önceki XRP Coin videosunda özellikle dedik ki yeni bir isim, yani SEC tarafından konuşan bir yetkili, daha doğrusu bir eski yetkili, bir SEC çalışanı birkaç gün içerisinde Ripple'la SEC arasındaki davanın sonuçlanacağını iddia etmişti. Bununla birlikte Brett Gerlinghaus çok yakında gerçekleşeceğini, sonuçlanacağını beklerken en geç Eylül ayına kadar olmak suretiyle önümüzdeki birkaç hafta içinde resmi kararın verileceğini söyledi. Yani şu anda hem SEC tarafı hem Ripple tarafı Ripple'la SEC arasındaki davanın çok kısa bir süre içerisinde, en geç birkaç hafta içerisinde sonuçlanacağına dair hiç değilse bu konuda hemfikir, mutabık olmuş durumdalar. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Tabii SEC çalışanının dediği gibi birkaç gün içinde sonuçlanır mı bilmiyorum. Ama önümüzdeki haftalarda yakında sonuçlanacağını düşünüyorum. XRP Coin olay dahilindeki olası yükselişi 10 dolar vesaire konuşuluyor. Tabii burada bir kesinlik yok. Bildiğimiz iki tane şey var. Bir, XRP Coin şu anda 2023 yılı ve 2024 ilk çeyrek demini değerlendirdiğimizde zaten içsel olarak yükselişe meyilli ve yüksek volatiliteyle zaten dava devam etse bile korkunç yükselişler yapabilir. Piyasanın tamamından daha güçlü yükselişler yapacaktır. Ta ki ikinci dalga hareketi 2025'te o kadar yapamayacaktır. Bunun da altını çizelim. Böyle bir durum esnasında bunu tabii bir de Ripple'ın davayı kazanması gibi bir durum taçlandırırsa 10 dolarlara kadar yükselir mi? Bunu ana ana konuşmak lazım. Bir garantisi yoktur ama bence 10 dolarlara evet yükselebilir. Ya bu şartlar altında çok böyle 10 dolar gibi fiyatlar ütopik tahmin olmayacaktır. Fon yöneticisi Ripple davayı kazanırsa XRP 10 dolara çıkabilir. Salı günü açıklanan Hinman belgeleri Ripple'la ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasında devam eden davada Ripple lehine çok önemli bir kazanım olarak değerlendirdi. Bunu mesela SEC'in çalışanı çok da önemli olmadığını falan söylüyordu. Fakat bu doğru değil. Yani önemli olmaz olur mu? Akıl var, mantık var. En minimal, yani kötünün iyisini düşündüğümüzde bile karşımıza bir sonuç çıkıyor. Zamanında SEC tarafı bizzati XRP coin'in bir menkul kıymet olmadığı konusunda hemfikir olmuştu. En minimal yine düşündüğümüzde bu dava açılırken bile Ripple diyorum, SEC kendi arasında fikir çatışmaları yaşıyordu zaten. Kendileri bile buna inanmadan aslında dava ettiklerini gözler önüne seriyor. Davanın sonuçlanmasına az bir süre kala yayınlanan belgeler, Ripple'ın SEC ile bir anlaşma yoluna gitmese bile davayı kazanabileceği yönünde umutları artırdı. Nitekim belgelerin açıklanması XRP fiyatında bir yükselişi de beraberinde getirdi ve hafta başında fiyat 56 sentlerin üzerine tırmandı. Bu tabii ki hemen ardından BTC'nin düşüşüyle birlikte XRP coin'de de hareket söndü, normaldir. Davanın sonuçlanması kripto paranın piyasa gidişatını önemli ölçüde etkileyeceği için XRP yatırımcıları tarafından merakla bekleniyor. Bazı analistler Ripple'ın davayı kazanması halinde XRP fiyatının ne olacağına dair öngörülerde bulunmaya şimdiden başladı. Önceden de konuyla alakalı biliyorsunuz değerlendirmeler yapmıştık. İşte kimisi anı, yani anlık etki bakımından işte diyorlar ki, mesela bir tanesi dedi ki bundan ne zamandı ya? Galiba Mart ayında bunu söyledi. Ripple kazanırsa XRP o anında %20 yükselir. Bir tanesi de dedi ki anında %100 yükselir, yani iki katına çıkar. Bence iki katına çıkar bu arada. Böyle bir durum olursa hani %20 falan çok hafif kalır. XRP için en az 10 dolarlık fiyat tahmini. XRP'yi çevreleyen spekülatif hareketler temel olarak
3 faktörden kaynaklanıyor. Seçici yöneticileri arasındaki iç mesajlaşmalar ve e-postalardaki Hinman belgelerinin içeriği. Eski SEJ direktörü William Hinman'ın 2018 konuşması sırasında Ethereum'la ilgili yaptığı yorumlar, SEJ tarafından XRP'nin bir yatırım sözleşmesi olarak sınıflandırılmasına ilişkin alınan düzenleyici pozisyon. Evet, zaten şu anda bu doğrudur. Ripple da bunu mahkemede söylemiştir ve açıklamıştır. Demiştir ki, bakın siz bizi işte manipülasyon yapmakla suçluyorsunuz ama asıl siz bizi dava ettikten sonra XRP coin'in fiyatları buna göre hareket etmeye başladı. Yani SEC'in şey üzerinde XRP coin fiyatları üzerindeki etkisi Ripple şirketinden daha fazla olduğunu iddia etti ve bu kesinlikle doğrudur bir düşününce. Kral of Capital'da kripto para konusunda uzmanlaşmış bir hedge fon yöneticisi olan Thomas Kralov'a göre yukarıda bahsedilen faktörler ek spekülasyonları teşvik etme potansiyeline sahip. Kralov bunun da önümüzdeki 3 ila 4 ay içinde XRP'nin değerini yukarı doğru itme olasılığını bulunduruyor diyor. Zaten önümüzdeki 3-4 ay içerisinde XRP coin içsel olarak da dediğim gibi yukarı potansiyelli ve çok yukarı meyilli olacak. Şu yorum da doğrudur ve ben kesinlikle katılıyorum. Baktığımızda şuradaki hareketler zaten davanın sonuna doğru yaklaşırken bunlar ekstra spekülasyonları evet doğuracaktır. Bunlardan kaynaklı olarak atılacak yeni adımlar, yapılacak yeni kazanımlar ve başarılar davadan gelecek, mahkemeden gelecek açıklamalar XRP coin'de yön belirleyecek. Kralov kripto para piyasasındaki katılımcılar arasında gözlemlenen artan ilgiye ilişkin perspektifini sundu. Google trendlerinden elde edilen verilere göre geçtiğimiz ay XRP için yapılan aramalarda 2 kat artış yaşandı. Kralov da buna istinaden küresel traderların merakında bir artışa işaret ederek Ripple'ın davayı kazanması halinde XRP için fiyat hedefi olarak en az 10 dolar, en fazla 30 dolar belirledi. Davada bu yıl 30 Eylül'den önce bir karar bekleniyor dedi. Doğrudur. Yani 30 dolarlar için bir şey diyemem. Bence 10 dolar olabilecek. Böyle çok da ütopik olmayan bir fiyat tahminidir dava kazanıldığı takdirde. Bu doğrudur. 30 dolar olur olmaz konuyla alakalı ben kesin bir şey söyleyemem. Ama bunu da dediğim gibi zaman içerisinde bekleyip göreceğiz yani. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.